Polis nasıl geldi oraya? Nasıl oldu bu iş? Vallahi anlamadım baba. Pat diye karşıma çıktı Mert komiser. Mert mi? Evet. Sarp. Sana yanına adam al dedim. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Çöz şimdi bu iş. Görelim marifetini. Sen batırdın, sen temizleyeceksin. Eyvallah. Git bul şu al yana. Tabii ölmediyse. Kurtulduysa Yaşar hakkında bir şeyler alabilirsin ondan. Baba yalnız Yaşar bize canlı lazım. Eğer olur da polise teslim edemezsek ölürse biterim. Hapse düşerim. Adamın işini bitirseydin böyle dertlerin olmayacaktı. Baba. Şu Yaşar'ı gebertip kurtulalım bence. Sarp'ın dediği gibi olacak Davut. Sen polise teslim et. Sonrası kolay. Gidebilirsin. Eyvallah baba. Alo Melek, benim Sarp. Sarp, numaranı niye değiştirdin? Mecbur kaldım, polis peşimde. Niye? Ne oldu ki? Tam Yaşar'ı alacaktım, ben yetişemeden adam birini vurdu. Polis de benden biliyor. Polis peşinde mi? Evet. Mert. Mert komiser. O peşimde. Mert mi dedin? Aynen. Şimdi kapatmam lazım. Merak etme diye aradım. Halletmem gereken işler var. Müdürüm Gökhan nasıl oldu? Durumu aynı. Şimdi Sarp, bilmen gereken bir şey var oğlum. Gökhan, gizli görevdeki bir polismiş. Polis mi? Evet. Emniyet senin peşine düşecek be oğlum. Bu durumda yapabileceklerim çok sınırlı. Bak Sarp, Yaşar'ı ve parayı bulman lazım. Ancak öyle masum olduğunu kanıtlayabiliriz. Gökhan'daki paraların seri numaraları poliste var o zaman. Evet, evet. Tamam müdürüm. Evet müdürüm. Yusuf, olmuyor. Adamım dedin, ona güven dedin. Tekrar görevi aldık. Polis vurmuş. Müdürüm, tabii ki Sarp vurmadı. Kendini aklayacaktır, az sabredin. Kendini aklayacaksa teslim olsun, biz çözeriz. Yapmayın müdürüm, gizli görevi açığa çıkmasın. Zaten bu görev için bir yıl hapis yattı bu adam. Bir fırsat daha verelim. Hiç güvenmiyorum ona. Başına buyruk serserinin teki.
yetirince fırsat tanıdık. Bugün bu iş bitecek Yusuf. Ara adamını, al görevden. Hadi bakayım hepiniz çıkın. Berke, sen de çıksana oğlum. Kandıralı'ya bağlama. Eski dost düşman olmaz diye boşuna dememişler deli oğlan. Geç o işleri al yanak. Seninle görülecek hesabım var da yeri değil şu an. Nerede bulurum bu Yaşar'ı? Vallahi nerede buluruz bilmiyorum ama bulacağız Sarp. Bu herif seni tutarken bir şeyler duydun mu? Nasıl olsa öldüreceğim diye belki bir şey anlatmıştır. Anlattı namussuz. Dedi ki, önce Sarp'ı bitireceğim. Sonra Davut'u bitireceğim. Sonra da kolsuz kanatsız kalan Celal'i bitireceğim dedi. Bu kadar mı? Benden bu kadar. Yaşar'ı yaraladım Alyanak. Hastaneye falan gidemeyeceğine göre nereye gider bu? Yok mu bir fikrin? Ha, kurşun yarası diyorsun. Doktor lazım olacak diyorsun. Var. Aklıma gelen yerler var. Yürü gidiyoruz. Nereye? Yaşar'ın gidebileceği doktorlara bakmaya. Hadi gel benimle. Gün birlik günü Sarp. Bulalım düşmanımız Yaşar'ı. Hadi kalk. Ya negatif enerji vermesene ya. Pozitif enerji lazım şimdi. Kes bıdı bıdı yalayana, yürü hadi. Bütün birimlere bu fotoğraflar çoğaltılıp dağıtılsın. Rutin polis çevirmeleri, trafik çevirmeleri. Herkese ulaşsın bu fotoğraflar. Sarp Yılmaz. Bir polisi vurdu. Adam polis miymiş? Evet, gizli görevdeymiş. Füsun Yılmaz'ın evinin etrafındaki polislere de bilgi verirsin. İlk görüldüğü yerde tutuklanacak. Dağılın. Kese biçe doktor oldu Sarp. Allah seni inandırsın. Benim diyen doktordan daha iyi doktor bu. Ne haber Bülent'im, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Müsait miydin? Buyurun, gelin. Ne oldu Alyanak? Hayırdır? Maşallah sağlığın yerinde. Yaralı da değilsiniz. Mesele ne? Sarp, yap hareketini. Dur ya. Telaşlanma hemen. Rahat ol. Sana bir iki sorumuz olacak. Eğer güzel cevaplar verirsen
Devamı gelir. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yaşar'ı arıyoruz. Vuruldu. Geldi mi sana? Gelmedi. Sen bir düşün Bülent kardeş. Bu para burada kalsın. Meslektaşlarınla bir konuş bakalım. Bir şey öğrenirsen bize haber verirsin. Tabii merak etme. Bu arada şunu bil. Aradığımız adam Celal Baba'nın düşmanı. Hani olur da bir şey saklarsan, söylemezsen, Celal Baba bunlardan hiç hoşlanmaz. Eyvallah. Nereye gidiyoruz şimdi? Ya sana bir şey diyeceğim ama alınma bak. Biz beraber gezmeyelim Sarp ya. Bu ne demek? Korkutuyorsun oğlum adamları. Korksunlar daha iyi işte. Belki bazen iyidir ama benim tarzım değil. Ben birinden bilgi alacaksam muhabbet ederek alıyorum. Biz şimdi böyle birbirimizi nötrlüyoruz. Adam ne doğru dürüst muhabbete girebildi, ne senden korkabildi. Bak bana kazık atarsan yakarım seni. Ya aptal mıyım o kadar deli olan? Sana kazık atar mıyım? Yani bir daha atar mıyım? Sen benim kardeşimsin artık ya. Çözeceğim başındaki belayı. Gel götüreyim gideceğin yere. Yok, ben iyiyim böyle. Sen devam et. İyi. Alo Davut. Madem Yaşar kafasını çıkarmıyor, bir planım var. Bulacağız onu. Nasıl bulacağız Sarp? Yaşar beni bitirdiğini sanıyor. Şimdi senin peşinde. Sonra da aklınca Celal Baba'yı bitirecek. Göster kendini, ortaya çık. Peşine takılmalarını sağla. Ha kendimi göstereyim. Ben yem olayım yani. Ne akıllısın be Sarp. Şam şeytanı seni. Dostundan isteyemeyeceğin şeyi düşmanından istiyorsun, öyle mi? Davut, şimdi kavga edecek zaman değil. Önce şu Yaşar belasından kurtulalım, sonra bakarız hesabımıza. Sen yapacak mısın onu söyle bana. Yapacağım tabii. Yaşar'ın bitmesi lazım. Senin eline yüzüne bulaştırdığın işi ben temizleyeceğim. Yaşar'ı bul. Ve öldür. Böylece Sarp'tan da kurtulmuş oluruz. Yapamam. Yapamam. Celal Baba'nın emri var. Babama ihanet edemem. Ama Melek'ten olursun. Girme aklıma yenge. Hiç zamanı değil. Böyle giderse kaybedeceksin ama. Biliyorsun değil mi? Efendim anne. Numaranı değiştirmişsin. Ne oluyor Sarp? Sen nereden buldun numaramı? Barış'tan aldım. Soru sormayı bırak. Birini vurmuşsun öyle diyorlar. Doğru mu bu? Yok anne öyle bir şey. Polis neden peşinde o zaman? Günahımı alıyorlar. Zamanında baban da hep böyle söylüyordu. Anne kurbanın olayım böyle konuşma. Tıpkı babana benzedin Sarp. Onun gibisin. Anne deme böyle şeyler bana, ne olursun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana.
Artık senin gibi bir oğlum yok benim. Anne yapma bunu bana, anne yapma! Fazla kendini harap etme. Olur da eğer Sarp sizi ararsa ya da iletişime geçerseniz polise teslim olmasını söyle. En önemlisi bu. Yoksa her şey şerefsiz. Bak Füsun teyze. Bu Sarp'ın kararı. Sarp bu yolu seçti. Sen kendini üzersen bunun sana bir yararı olmaz. Benim tanıdığım Sarp böyle bir şey yapmaz. Oradaydım Eylem. Hadi yapmadı diyeyim. Niye kaçtı o zaman? Sarp başını büyük belaya soktu. Sana da bir şey diyemiyorum. Görevini yapıyorsun polis. Ama ben de anneyim. Yüreğim dayanmıyor. Anlıyorum Füsun teyze. Kusura bakmayın. Bana müsaade edin. Dayanamıyorum artık. Yalnız kalacağım. İki dakika konuşalım mı arka bahçede? Tamam. Füsun teyze duymasın hadi. Anne. Sarp ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. O lafları ettikten sonra gelmeyeceğimi mi düşünüyordun? Ne demek benim öyle bir evladım yok? Geç otursan her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın Serp? Duydum olanı biteni. Mert her şeyi anlattı. Anne duyduklarının hiçbiri doğru değil. Ben kimseyi vurmadım. Gerçekten sen vurmadın mı? Hayır. Mert neler uyduruyor bilmiyorum. Bir şeyler gördüğünü söylüyor ama gördüğü şeyler doğru değil. Neden kaçıyorsun o zaman madem hiçbir şey yapmadın? Kaçıyorum çünkü kaçmak zorundayım anne. Bunu yapanı benden başkası bulamaz. Bir tek ben bulabilirim. Sen tek başına ne yapabilirsin Sarp? Bırak polis halletsin. Anne, eğer teslim olursam bütün suç benim üstüme kalır. Yapmadığım bir şey yüzünden niye hapis edeyim? Anne... Bak bu benim tek çarem. Anla beni ne olur. Ben kimseye zarar vermedim. Kimseyi vurmadım ben. Senin oğlun öyle bir adam değil. Babası gibi bir adam değil senin oğlun. İnan bana ne olur. Anne bir daha ne olur bana benim oğlum yok deme. Sen beni bu hayata bağlayan tek şeysin.
Sen benim dayanma gücümsün. Vicdanımsın. Eğer seni de kaybedersem... kaybolur giderim. Vazgeçme benden ne olur. Beyler, Füsun teyzeye söyleyemediğim bir şey var. Onu daha fazla üzmek istemedim. Başka ne oldu? Baksana şuna hadi. Efendim Barış, ne oldu? Merak ettim, iyi misiniz? Değiliz. Kaç gündür ortada yoksun. Neredesin sen? Özel bir durumum var. Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Ne diyecektin sen? Sarp'ın yaraladığı kişi polis. Eylem bak. Eğer Sarp'la konuşursan yapacak yeni şey onu teslim olmaya ikna etmek. Yoksa her şey daha kötü olacak. Söylerim. Mert burada olduğunu fark etmiş olabilir. Ne olacak şimdi? Gitti mi peki? Bilmiyorum. Ya fark etmemişse bile işi şansa bırakamayız. Ne hale düştük biz böyle? Alo müdürüm. Yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl gitti bu polisler? Polisleri arayıp Sarp Yılmaz'ı lokantanın orada gördüm dedim.